Mehmet. Mehmet. Hadi kalk oğlum. Mehmet. Hadi geç kaldık. Güneş kızacak hadi. Güneş kızmadan gidip gerek oğlum. Haydi oğlum. Tamam dedik de kalkmıyorsun. Haydi oğlum. Her zaman aynısı yapıyorsun. Mehmet. Haydi kalk oğlum. Oğlum. Haydi kalk. Geç kal yok bak güneş kızacak. Sıcağa kalacak. Haydi oğlum. Kalktın mı? Haydi acele olun haydi. Köyümüz çok güzel. Denizi görür. Etrafında dağlar. Geçinmek zor ama tütün ekip kırıp düzmek. Yaz boyunca tütün ekeriz, kırarız, düzeriz. Sonra onu satmak için çabalarız. Tütün tarlası çok güzel görünüyor ama çiçekli miçekli içine girince öyle bir şey yok. Çok pis bir yer. Girmek bile istemiyorum. Bütün vücudum yapış yapış oluyor. Yıkıyorum yıkıyorum. Tırnaklarımın arasından çıkmıyor. Deniz dibimizde ama nasıl söyleyeyim, her zaman gitmeye fırsat olmuyor. Yol yok, araç yok. Bazen gidiyoruz, çok eğleniyoruz. Top oynuyor, sahil boyu yürüyor, geliyor. Bir hayalim var. Bütün arkadaşlarımın babasının motoru var, geziyorlar. Yani benim de babam bir motor alsa inşallah alır. Beraber gezerik. Denize giderik, Karamağara'ya. Annemi götürür. Sıradan giderik. Yani yüzerik, gezerik, öyle de. Keçilere ne için? Ne tarafa çıkarıcın oğlum? Depemize. Ne tarafa mı gideceksin bugün?
Kimsenin tarlasına dökme ha oğlum. Zarar yapma. Kaldı be oğlum onu. Tütün kırmadan gelince kahvaltı yapıyoruz. Sonra annem tütünü diziyor. Ben sabahtan akşama keçilerin başında keçiler yayıyorum. Moloş keçileri niye götürdün dünden? Daha. Böyle niye götürdün? Daha. Daha ama dünden sıcağını kedikmişsin zeytinleri yüklenmiş hep başkasına. Adam geldi yanıma. Ya? Adam teker istiyor. Büyük tekeri. Ne diyeyim ailenin kaçı? Önünde satan 20 tane keçi var. Oğlum 20 tane keçimiz var altı üstü. Yani sen küçük değilsin bunlara bakamayacak kadar. Bunları nasıl sen gözünün önüne kaybediyorsun? Dikkat edeceksin. Görüyorum bak her taraf zeytin. Her zeytine bir teker verirsen sen o zaman ne edeceksin? Hı? Sana diyorum sana. Bu son olsun. Ona göre. Hadi ben kavuyorum. Hadi Yılmaz sorsan gel yine geç sokağa. Sen de Mamoş acele ol. Doğa geç kalıyor. Oğlum sen geçilere gitmeyeceksin mi bugün? Bugün mi? Hey. Diyeceğim. Ya fazla öğrenme geçilerimizi çıkar oğlum. Ha. Geç kalıyor bak. Öğlen oldu. Güneşte yayılmıyorlar. Sıcak olduğu zaman. Haydi kalk, kalkma şimdi. Onu bırak yine de. Haydi kalk oğlum. Geçilere git. Alamaz mı yani motor? Alamak oğlum, alamak. İşte okul bak, okul açılıcı. Okul masraflarınız var. Neyden karşılayacak bakalım onları. Tütünü sattık mı paramız olursa. Babana bisiklet aldırdım sana haydi söz. Geçiler yayın diye. Söz verdim bak ha. Ne de? Tütünü hani soran var mı? Ne yapacak? Valla birkaç kişi aradı. Soran var yani. Soran var ama ne olacağı bellisiz sonu. Anladım. Diyorlar. Kimse fiyat vermiyor. Çocuklar tütün bitti mi bir kere denize gitmek istiyor. Çocuklar denize götürek. Denize araç bulmamız gerek araba. Aha çıkardı Mehmet keçileri. Aha keçiler koşuyor. Nereye koşuyorlar? İncir var dökülük. Ona gidiyorlar. Buç buç ya. Ya. 20 tane keçimiz var. Yani dilerim daha fazla olsun. Ye. Biçik biçik ye. Ye. Tek şimdi ye. Bir yandan seviyorum, bir yandan usanıyorum. Gitmek istemiyorum diyorum. Mecburi gitmek lazım. Gitmezsem, yani nasıl söyleyeyim. Annem gül evde işini tutuyor. Ablam desen yemek yap. Kardeşlerim ancak bir ineğe bakamıyor.
Ben kaplan sürüye bakıyorum. Ay. Ay. Keçilerin bir kötü huyu var. Mesela toplu bir halde yayılıyorlar. 5-10 tane başka yere gidiyor, zeytinleri yiyor. Ondan sonra adam geliyor babama söylüyor. Sen oğlan benim zeytinleri yay. Babam da tabii biraz sinirleniyor. Pantolon etti ya. Yılamaya. Babam biraz sinirlidir. Mesela top oynarak sinirlenir. Ama top patlayınca da biz üzülmeyek diye yeni bir top alıyor. Her istediğimizi alamıyor ama işte almaya da çalışıyor. Benim annem temiz kalpli, iyi bir. Annem bizim okumamızı istediği için yani yomyaya gider, mandali, tütünle uğraşır. Okumamızı çok istiyor, adam olup bir yere gitmemizi. Okullar kapandı, karneleri aldık. Karnem orta. Baytar olmayı düşünüyorum ama biraz zor. Matematikten kaybederim. Haydi oğlum. Oğlum ne ettin, geçine getirdin mi? İyi gittim. Evet, tamam. Nereden geliyorsun ya? Dağdan. Şu tütün tahtasını veriyor bana. Nerede? Orada. Ne üflüyorsun? Hı? Ne üflüyorsun? Hiç. Üflüyorsun işte. Bir şey söyleyeceğim mi? Motor alsak iyi olmaz mı ama? Tütünü sattıktan sonra. Neyeceğim motoru alakta? Sürerim. Ben bir top aldım sizi. 2002'de patlattınız kendini. Gidikene gidiyor falan ya. Motor alsam ona nasıl tat çıkacağım? Şimdi ne alacak? Durum öyle işte, görüyorum. Kısmet. O zaman çıkalım, kısmet olur. Tütünümüzü satarak bakarız o zaman tütün parasında. Evet, tamam. Ölüme bir şey de olur. Gülüm kalem.
Arda uyanmadın mı daha? Ya uyanamadın mı? Ben alışayım baba. İyi hem balık için bir acele ediyorum oğlum. Hem de davranamadın bak. Denizi sevmiyorum, tuzlu. İçinde zararlı balıklar var. Yılan mılan var, sokuyor. Köpek balığı var, insanı ısırır. O denizin suyu bir de tuzlu ya. İnsan saçını beyazlatır. Ama göl güzel. Bizim köyün hemen hemen yarısı filan balıkçılıkla uğraşıyor. Onunla geçiniyorlar. Hafta sonları okul tatil olunca babamla balığa çıkıyoruz. Babam bayağı hızlı kürek çekiyor. Diyorum yavaş yavaş. Elim ayağımda kalıyor ağa diyorum. Yavaşlamıyor. Dümdüz gidiyor yine hızlı. Fırtına patlayacak, bir an önce erkenden gidelim. Oradan daha az yetinik içeceğiz daha. Biliyorsun değil mi? Heh, ona göre. Abim yavaş yavaş çekiyor kürekleri. Eğlendiğimizden zaman hızlı geçiyor. 3 yıldan beri İzmir'de okuyor. Onunla gezmek güzel oluyordu ama İzmir'e gitti, bir değişti. Beni unuttu. Oğlum sen kendi işine baksana, sen de çekemezsin. En yakın arkadaşım Ziya. Esprili, komik bir çocuk. Ama yere geldiğimde bayağı bir sıkı arkadaş oluyor. Hadi rast gel o zaman. Abim gittikten sonra ben biraz yalnız kaldım. İşte balığa gidecek birisini bulamıyorum. Ondan Ziya'yı çağırıyorum. Ziya gel diyorum, Ziya gelmiyor. Sizin kayık küçük diyor, kürekli diyor, motor yok diyor. Sizinkinden gidelim diyor. Mazot çok pahalı diyor, gelemem diyor. Yanlaştım vardı. Nereye attın ağları oğlum? Hasarın şu arkası var ya. He. Oraya. Orada güzel topan olur ha, şansına. Biz dedenle zaman çok tuttuk oralardan. Abim de gelince biz de çok tutacağız. Abin seni kandırıyordur ya. Kesin kandırıyordur. Ama sen büyük kayık alsan gelecek o. Ne paran var lan büyük kayık alsın? Nerede para? Ha? Var paramız. Burada mı ağların? Evet. Hadi bakalım. Her şeyi alırlar ama bir büyük kayık almıyorlar. Git dersin çalış diyor. Diyorum işte büyük kayık alırsak belki abim o zaman gelir diyorum. O zaman gene almıyorlar. Kayık bizim eskiden büyükmüş bayağı. İşte babam balıktan para gelmeyince satmış. Ondan sonra inek almış. Ondan sonra küçük bir tekne almış işte onunla gidiyoruz geliyoruz. Aha bir tane parlıyor. Hadi oğlum. Hava bozdu. Oo, balıklı geliyor. Kenara koy oğlum onu. Kenara. At. Hah. Bitiyor oğlum at. Yağmurdu bastırmak üzere. Hadi bakalım. Biz bu havada zeytine gidebileceğiz mi? Bu yağmur yağıp gidemeyiz böyle olursa. Hadi bakalım. Geç kalıyoruz zaten. Yavaş. İpi çöz oradan. Dinle. Kalk. Çıkarsın. Heh, Allah bereket versin. Nasibim bu kadarmış. Ne yapıyorsun? Zeytin sekeceğiz de annem gibi bekliyorum. He. Sen? Bizim bitti. De az çıkıyor sen. Babam söylenip duruyor sürekli. Para etmez diyor. Hani yorulmuş yok, bıkmış. Söylene söylene yapıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Sabah kaç kilo balık tuttunuz? 5-10 pişer tuttu işte. Siz? Bizdekine bayağı var diyor. Hatta ağaç çekerken kollarım yoruldu. Ben öyle gınamak vardım. Kendine bakacaktın işte. Büyük koyun vardı ya. Evet. Öldü. Kızman öldü. 2-3 gün oldu ya bayağı. Çok üzüldüm. Daha geçen hafta da papyonu takmıştım ama babam minesini alacak şimdi. Lan ne papyonu? Papyonu mu taktın kuzuya? Yani 23 Nisan vermişlerdi ya. Bunu oldum koyunu takıyordum. Bayağı da yakışmıştı. Göstereyim dur. Ha bak burada.
papyon. Bak oyunu papyon mu takılır? Oğlum olsun süs. Bayağı yakışmış değil mi? Çok. Yenisine de bir tane takım elbise al. Alırız. Garson gibi gezdir. Alırız alırız. Arda! Hadi. Arda neredesin? Hazretin nereye silk? Oğlum kendi işine bak sen. Akşam ağacın dibine gel ha. Tamam. Yaz buna niye yazmadın? Lafı dalmışız. Lafı dalmışız olur mu siz? Buraya zeytini geldi. Bizim köyde her yer zeytin ağacı. Daşın içinden, kovuktan, oradan buradan zeytin çıkabiliyor. İşte babam bazen toplamayacağım diyor. Para etmiyor diyor. Ondan sonra ama başında falan bir tane bile bırakmıyor. Dibinde bir karınca yuvasının üstünde falan varsa onu da annem bırakıyor. Geri kalanları topluyor. Babam çok çalışıyor. İşte ineklere bakıyor. Ondan sonra balığa, zeytine gidiyor. Eller falan hep çalışmaktan çatlamış. Benim de burada kalmamı istemiyor. Gidip İstanbul'da, Ankara'da falan orada bir yerlerde çalışmamı istiyor. İstanbul'a gitmek istemiyorum. Çok büyük. Sırf araba, insan. Ya önünü göremiyorsun. Bir şey düşürsen yerden onu alamazsın. Ama bizim köy böyle mi? İzmir öyle mi? En sevmediğim şey zeytin kırmak. Onu da zaten anneme yardım etmek amaçlı yapıyorum. Annem bizim için çok endişeleniyor. Özellikle de benim için. Benim doktor olmam istiyor. İşte öğretmen, mühendis olmam istiyor. Aman çocuğum diyor, git diyor. İşte inekçi olma diyor, balıkçı olma diyor. Buralardan kaç diyor. Abinle konuştun mu? Arıyorum açmıyor. Ders yapıyordur Ardacığım. Niye açmasın ki? Bir İzmir'i götürmedin siz de beni. Bu kadar işin içinde Arda nasıl götürebiliriz seni biz? İşimiz bittikten sonra tek başın göndersek gidemez. Böyle ol zaten. Kolay gelsin. Sağ ol Raziye. Ne yapalım zeytin kırıyoruz. Açık yardım edilsene işin ama. Yaparız. Aa, Melisa sen de geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bakalım sen de beni birazcık yardım et. Yapar mısın? Yaparım. Aa, çok sağ ol. Hadi gel bakalım. İyi ki de geldiniz. Sabah beri Arda'yla kırıyoruz ama daha hala aşağıda da var. Nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Yarın kalacak herhalde. Sizin zaten vardı gidiyorsunuz. Bizim yoktu işte. Bak sineklendi, kurtlandı. Zaten 3 kuruş kazanıyorduk. O da gitti. Olsun olacak Raziye. Zaten inekle ayak yiyor. Saman evet. Bitiver atı. Samancıya saman söyle. Aynı yağdan sat, saman al. Aynı geliyor. Evet, yapacak bir şey yok. Senin dersler nasıl? İyi mi? İyi. Güzel. Sen Gülşen Alası bu biliyor musun? Ticaret atıldı. Okulu yumurta satıyor. Ha, tavuk götürüyor. Öğretmenlerin tavuk satıyor. Satıyorum. Ne olmuş? Kümesleri evet. Kurutuyor. Kümesleri. Ne horoz kaldı ne yumurta. Ben sabah okulu kilitlediğimde bir bakıyorum. Koridorun ışığı açık. Allah Allah kim gitmiş diyorum. Öğretmenler Melisa'yı bekliyormuş. Ne diye beni? Melisa bir bakıyorum başta. Al seni 5, seni 10 demeci satıyor. Yumurtalar ama. He. Melisa yumurta sektöründe meşhur olmuş ya. Tutmayın Melisa'yı. Kıskanıyorsun değil mi? Her gün balığa gidiyorsun. Sen de balık sat. He, sen de balık sat o zaman. Kıskandın mı Melisa'ya? Alan yok ki. Olur. Sen ben balık tutuyorum de. Melisa nasıl bulmuş kendini müşteriyi? Al bu kırdığın zeytinleri sat. Tabii bak. Bir sürü zeytin var. Niye satmıyorsun? Alo. Alo abi. Efendim? Ne yapıyorsun? Neredesin?
dışarıda alışverişteyim. Sen ne yapıyorsun? Ben işte çitlerinde birine oturdum. Göle baktırdım. Tek başına mısın? Ziya geleceğim dedi. Gelmedi. Kuzdan yanında kalmış. Boşver ya Ziya, hep öyle zaten. Herkes bir sürü balık tutuyor bak. Sen de gel. Tutalım böyle çok. Fazla tutalım. Derslerim yok ya. Bir ara bakarız, ayarlarız. Hep böyle diyorsun ama bak. Ya yapacak bir şey yok. Duruma göre ayarlayacağız. Bir de ben seni sonra arasam ya, şu an alışverişteyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Annene geri selam söyle. Kendine iyi bak. Tamam, hadi görüşürüz. Ya sınavın gene kötü geçti ya. Valla benimki de kötü geçti ya. Ya biz ne yapacağız bu okulu? Kaçalım okuldan. Okuldan kaçıp nereye gideceğiz ki? Zaten burada da keçiler var. Keçilerden nasıl kaçacağız? Ama yine de sen kurtuluyorsun ya. Taşınıyoruz ama ben hayvanları bırakmak istemiyorum gene. Şimdi eve gitse hayvanları birleştirip otlaksa otlatalım. Ama nasıl ayıracağız? Ayırması daha kolay. Hala bir gelelim düşünürüz okulda, bir gelelim. Hele eve gidelim. Okuldan dönünce futbol oynamaya gidelim ha. Ne futbol ya? Evet ya. Niye boş derece? Bu karda kışta ne futbolu? Ya o biçim Robeşeta voley falan vurarız ya. Ondan sonra kar top oynayalım ha. Siz sahayı temizleyeceksiniz ha. Tamam. Saha temizlenmez. 6 metre 7 metre kar yağmış. Açıktır. Bu kaşın yüzümüze sarıyoruz üşümeyelim diye. Yani taksak çok üşümüyoruz şey normal gibi. Öyle bu bize lazım. Kaşın burada 2-3 metre kar yağıyor. O kadar fazla kar yağıyor ki sanki deprem oluyor gibi. Eriyene kadar zaten yaz bitiyor, gene kar yağıyor. İnsan ondan dolayı hiç doğru dürüst kendine yaz göremiyor. O karda hayvanları dışarı çıkartıp otlatıyoruz, su veriyoruz. Pantolonlarımızın tümü buz tutuyor. Bedirhan, şakacı, şey biraz yaramaz. Küçüklükten beri birlikteyiz. Ben gideceğim için üzülüyor. Benim gitmemi hiç istemiyor. Bence en iyisi gitmemek. Memo! Be! Gel keçileri birleştirin. Yo! Babi be üstüne. Ne yapıyorsun abi? Fırına geldim. Tüm adıyız ne bu? Valla bu saklaşı üstüne. Abi keçileri ayıramayız. Bro, beni getirme oraya İsmail. Deli sen ne yaparsın? Ben ne yaparım? Bak nasıl yapıyorum. Deli konuşma.
Bedu benim en yakın arkadaşım ama çok da huysuz. Burada her şeyi birlikte yapıyoruz, birlikte kayıyoruz, birlikte futbol oynuyoruz, birlikte güle oynuyoruz, birlikte her şeyi yapıyoruz. İnşallah gittiğim yerde Bedo gibi arkadaşlarım olur Bursa'da. Onun gibi olsa zaten keyif yaparım. İnşallah onun gibi arkadaşlarım olur. Ne zaman giyiyorsunuz? Belli değil. Kurtuluyorsun artık keçilerde. Hiç gitmek istemiyorum ki. Ama her gün şikayet ediyordun. O öyleydi. Şimdi bırakmak istemiyorum. Ha? Yani. Yani şöyle bir git ya. Sevmeyi bilmiyor mu bana veriyor? Öyle gözüme bakıyor onlar. Ya hayvanlar ne olacak? Hayvanları satacağız. Nerede? Kara eriyince. O orayı götüreceğiz, satacağız. Sonra da zaten alıp paramızı gideceğiz. Korkuyorum ya. Neden? Orada hangi okula gideceğim, arkadaşlarımın kim olacağını, kim benim arkadaşım olacak. Ben korkuyorum. Diyorlar bizim gideceğimiz yer çok iyi ama bence çok iyi değil. Ben fotoğraflarda, videolarda baktım. Orası buranın yarısı bile etmez. Gidiyorum, sokakta bir eşek yok, bir at yok, bir keçi yok. İnsan neye bakacağını şaşıyor. Bir tek bir köpek de bir kedi var. Onları ne yapacağım ki zaten? Öbürleri bana lazım. Babam burayı çok seviyor. Ama annem hasta olduğu için mecbur gitmek zorunda babam. Yaz gelince Bursa'ya taşınacağız. Orada akrabalarımız var. Babam her gün onlarla konuşuyor. Onlar bize ev arıyor. Babamdan ne cep telefonu, ne tablet, ne bilgisayar hiçbir şey istemiyorum ama bir tek babamdan bunu istiyorum. Köyden gitmememizi istiyorum. Onu da kabul etmiyorum. Bursa'ya gittiğimiz zaman bilmiyorum artık hangi işi yapacağını. Bence kesin inşaatlarda çalışır. Bence çok iyi bir adam. Kışın insan öyle hiç içeri girmek istemiyor. Hep oynamak istiyor arkadaşlarıyla. Benle Bedo hep çıkıp kızakla kayıyoruz. Oynuyoruz, güreşiyoruz, karın içinde kartopu oynuyoruz. Arkadaşları çağırıp birlikte kızaklarla kayıyoruz. Bedo gel birlikte anlatalım. La biz karda ilk önce legolarımızı giyiyoruz. La sonra yukarı gidiyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya bir yol yapıyoruz. Sen yolu yapmayı bilmiyor ki. Sen biliyorsun. Her şeyi zaten ben mi yapıyorum? Ben yapıyorum, sen kayıyorsun. Ben yapıyorum, sen kayıyorsun. Ben yapıyorum, sen kayıyorsun. Sen ne zaman yaptın? Ben her gün yapıyorum. Her gün? Sen uyuyorsun, ben gün yapıyorum. Sen gelir uyuyorsun, kayıyorsun. Tamam, gördük. Her gün görüyoruz zaten. Görmüyorsun, her gün yapıyorum. Düzgün yapıyorum ya. Biraz düzgün yap. Kızaklar güzel kaysın. Sen çok güzel yapıyor musun? Oh, sonunda geldiler. Kızaklarımızı da getirdiler. Oh, sonunda getirdiler. Sonunda getirdiler. Hadi gidelim. Biz 7 kardeşiz. Ablalarım var, abilerim var. Bir de kardeşim Ömer var. Ömer zaten
Evde en yaramaz olan Ömer, keşiler gibi huysuz, yaramaz, her yere gidiyor. Bak. Abi bulut nasıl oluşuyor? Tane kar yağıyor. Kar eriyor, buharlaşıyor. Toplanıp bulut oluyor. Bulut olup da dediğin şey. Peki bulut ve kar aynı şey mi? Onu ben bilmiyorum ki, kitaptan oku bak. Yeryüzündeki sular güneşin etkisini ile buharlaşarak gökyüzüne doğru yükselir ve bulutların oluşturur. Bulutlardan da baharların hava donarak beyaz ve Halide! Efendim? Neredesin kızım? Halide! Orada. Ana! Sen onları ne zaman aldın içeri? Gece ağlıyorlardı. Ben de içeri aldım. Ama içeri aldım da kızım. Kaptanı bilmiyor mu onları boğacak? Yok, olmaz. Bir şey olmaz. Neye bir şey olmaz? Senin işin sadece kedi, köpek. Karneyle hiç işin yok kızım. Bir şey olmaz. O bugün belli olacak karnede. Bir şey olmayacağı bugün belli olacak. Hadi kalk. Anne, saçımı örer misin? Saçını öreceğim kızım, kalk. Anam, hep çocuğun işi kedi, köpek, başka işi yok. Okumaya hiç hevesli değil. Anne, saçım çok kabarıyor. Kızım, ne olur ki kabarsın? Çok kabart duruyor. Hiç olmaz. Biz önceden saçımızı hep böyle kabartırdık, yani güzel görünüyor diye. Güzel kızımın saçları da güzel, kendisi gibi. Şimdi esas bu karneyi bugün aldığımızda göreceğiz. Güzel, güzel mi olacak? Nasıl olacak acaba? Biraz başını böyle tut. Bak bak, cevap veriyor mu? Cevap vermiyor, tamam mı? O kadar da kötü değil daha. Hadi ben kalkayım. Bir zahmet çıkartalım. Gideyim abi. Bu teleferi inşallah hallederiz ya. Geleyim mi ben de? Ben ararım seni. Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli Fındıklılar,
ve sevgili öğrenciler. Şimdi de derslerinde başarı göstermiş ve iftihar ve takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizi açıklıyoruz. Beşinci sınıflardan Efe Çağan Şentürk. Altıncı sınıflardan Belinay Öztürk. Yedinci sınıflardan Nehir Öztürk. İyi tatile Metin abi. Görüşürüz. Kışın burada iki ev var. Ve çok insiz oluyor buralar. Ben burada yaz kış kalıyorum. Yaz kış kalınca da çok canım sıkılıyor kışın. Çünkü kışın kar yağıyor. Ve arkadaşlarım karşı köylerden olduğundan yanlarına gidemiyorum. Ve bu durumda biraz kötü oluyor. Yani kaptan var. Aslında kaptanla oynuyorum da. Onunla bütün dertlerimi bile ona anlatabiliyorum. Yani arkadaşım bir tek köyde. Benim kaptan var. Kaptan. 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 Gel oğlum. Kaptanı ilk bulduğumuzda bir evin bodrumundaydı çarşıda ve şu kadarcıktı, çok küçücüktü, minicikti. Eve getirdiğimizde hemen banyo yaptık. Ağlıyordu ilk gece geldiğinde. Yanına ayıcıklar koyduk. Onu arkadaşlar zannetti. Onlarla oynadı, onlar da uyudu. Kaptan hiç doymuyor mu? Kaptan şimdi yani çok büyüdü. Bu kadarcık yani çok maşallah var bütün konserveleri o yediğinden. Neredeyse kendime bakma, hep kaptana baktığımı hatırlıyorum yani. Öyle. Halide, geldin diye kaptanı mı buldun? Evet. Getir bakayım karneyi. Karneye bir bakalım. Nerede karne? Nerede? Yanında değil mi? Yok, getiremedim. Alır mıydı? Zayıflar çok muydu? Getiremedin. Hele gel hele bakalım. Geldin mi? Bu nasıl karne ya? Hani güzel olacaktı bu? Al. Al geç otur. Bak geçen sene söz verdin derslerine. Onu yapacağım baba, bunu yapacağım. Kaptanı al bana götür. Tamam yaptık. Hani bu sene? Sen bu gidişte bu bisikleti de alamayacaksın galiba. Kızım yani bu nasıl olacak ya burası? Baba bu yaz çok çay toplasam affeder misin? Çayı zaten toplayacaksın yani. Mecburen. Böyle bir karnenin karşılığında yan gelip yatacak halde değilsin. Kaptanla gidecek halde de değilsin. Değil mi? Hem bu karne düzelecek. Hem de sabahın köründe çaylığa gideceğim valla. Ben çay toplamayı seviyorum ama bir yere kadar. Bir saat, iki saat geçtikten sonra sıkılıyorum. Haydi, niye derin vurdun kızım? Biraz üstten toplasana. Üstten topluyorum zaten, alttan mı topluyorum? Niye derin vuruyorsun yavru? Derin değil ya. Halide, üstten anlattığımız topla. Gibi bak, üstten temiz. Eksper sorun çıkarıyor. Eksper oturduğu yerden konuşmasın. Ne yapsın, ayağı mı kalksın yani? Şimdi Ahmet de bisikletle geliyor. O gezerken ben çay toplayacağım. Babamdan bisiklet almasını çok istiyorum. Ama karnemi düzeltemedim. Ahmet'le bence bu sene çok iyi geçirmem lazım. Çünkü babam bana bisiklet almaz.
Ahmet benim arkadaşım. Çay zamanı İstanbul'dan ailesiyle geliyor. Hem de bisikletiyle geldiği için daha iyi yani anlaşıyorum. Bisikletini ara sıra vermiyor. İnadıma gidiyor. Ama yine de yani arkadaşım olduğu için iyi anlaşmam gerektiğini biliyorum. Hoş geldiniz. Leyla Sultan. Efendim Ahmetciğim. Hoş geldin. Neredesin sen babaanneyi tek bıraktın buralarda? Orada bir yerde makas olur inşallah. Ben Şerem'de, bak. Ben annemle zaten zor kurtulduk. Ya bir ya, gel hele ha burada iki muhabbet edeceğiz, evet. Çay toplayacağız ha burada. Kap makası, gel ha böyle gel. Koskocaman olmuşsun Ahmet. Büyüyoruz da Şerem'de. Hele bakayım, unutmuş musun çay toplamayı ben şimdi? Bayağı oldu çay toplamayı. Karnen nasıldı Ahmet? Karnen. Bizim burada bir karne var, biz bir karne gördük. Allah muhafaza. Vallahi ben böyle bir karne, işi zor. Evet, bisiklet nerede? Yani. Senin de işin gücün bisiklet. Başka bir derdin yok. Ahmet, yolculuk ne kadar sürdü ya? Bence valla 13-14 saat sürdü. Arabayla. Nasıl, özledin mi memleketi? Valla senin de özledim ya. Kaptan, gel ol. Hayat. Aferin oğlum. Hadi gidelim bir an önce satalım bu çayı. Gördüğün gibi ıslak çay. Babam çay toplamayı çok sever. Ama çayı satıp geldiğinde bazen bayağı sinirli oluyor. Çünkü Çaykur çayın hepsini almıyor. Babam da başka özel şirketlere düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. O zaman da emeğim boşa gitti diyor ve üzülüyor. Sen bu telefondan ne anlıyorsun? Sen şey telefon yok ya, anlamazsın onu sen. Hadi sana bir şey diyeyim mi? De. Senin bu bisiklet işin yaşa. Bu gidişle hiç bisiklet alacak gibi değilsin. Niye? Bana kaldın bence bu yaz. Diyeyim ben. Verirsin sen. Bilmem, bakacağız. Beni sinirlendirirsen hiç vermem bak. Baştan değil. Sen buna binebiliyor musun İstanbul'da? İstanbul'da biniyorum. Hem de daha iyi sürüyorum orada. Çünkü yollar asfalt. Burası gibi böyle kötü yollar yok orada. Yani orada daha iyi sürüyorum. Çok çok kalabalık oralar. Ben biliyorum, ablama gittin İstanbul'a. Sen de bir kere İstanbul'a geldin. Sanki bütün İstanbul'u dolaşmış gibi konuşuyorsun. Alt tarafı bir İmraniye'ye gittin yani. Şu havaya bak, ne kadar kötü ya. Hadi sen hiç sıkılmıyor mu burada? İki dakikan kaldı. Az dur da.
Tütünü taladan toplarız, düzeriz, askıya asarız. Bir iki ayda o düzülen tütün kurur. Onu kapalı bir yere koyup tüccarın gelmesini, onu alıp götürmesini bekleriz. Yeah. Evet, nasılmış tütün bir bakalım mı bakalım? Bakalım. Ek yok ama nasıl? Emek veriyor. Bakarsak. Hiç para etmiyor tütün. Yani ekmesek hiç yapamam. Evet, evet. Şöyle bakalım tütüne ne isteyeceksin? Tütüne 25 diyorum. 25 çok fazla bizim için. 12 TL'den alayım bu tütünü. Geçen 12'ye tütün mü verdin sen yani? Her sene güzel şansa 25'e alıyordunuz. Ya geçen yılki tütünlere göre ancak bu fiyat değer. Olmaz yani 20'ye alırsan. Gel şunu anlaşalım. Bana 17,5 liradan bu tütün yarar. 17,5 liradan aldım tütünü. Ne yapak? Kısmetimiz bu. 17,5 yani. 17,5 ne yapalım? Anlaştık o zaman. Tamam. Sattın mı baba? Sattım oğlum. Ha bu da sana kaçtığın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi çocuğum. O zaman 60 günden falan yarın pazara gideriz. Tamam gidin. Tamam ben ara veriyorum. Gidiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Demet asıyoruz. Yarın çarşıya gider mi? Olur, çok iyi olur. Ben babamdan para aldım, siz de alırsınız. Gerçekten tamam. Aldın mı parayı? İki tane arkadaşım var. Evet ya, Abuş, Mehmet'i. Onların da keçileri var. Köyde zaten tek yaşıtım onlar var. 5 liralık tıraş. 15 eder, 3 kişiden 15 eder. Evet. 15, 5 top desen. 20. 10 liradan da 20. Diğer çocuklar hep göçtü, şehre gitti. Başka hiç arkadaşım yok Abdullah'dan, Mehmet'in de başka. Yolda hazır ol erkenden. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Uyanamazsan kalırız burada ha. Nasıl bir tıraş edeyim sen? Sıfır olmuş Raz. Yok ya. Sıfır olmuş Raz. Bazen babam haçlık verir. Abdullah Gil'den şehre gideriz. Tıraştı. Orada arkadaşımız var. Kaymakçı Eser. Onun yanına gideriz. Kaymak yeriz. Top patlayıksa topumuzu yeniliyor. Ondan sonra eğleniyor, vakit geçiriyor. Bir günde olsa keçilerden kurtuluyor. Öyle. Sabahtan akşama. Evet. Şükür ettim. Eser bağırdan mı dondurmasına güzelmiş. Top alalım da gidelim abi. Kolay gelsin Cemal abi. Sağ ol abi. Gençler, hoş geldiniz. Abi top alacak. Hangileri? Bunlar mı daha iyi, bunlar mı? Mavi daha yok, güzel olur. Şu yeşil de güzel bakın. Turuncuyu alak, turuncuyu. Turuncuyu mu vereyim? Turuncu dikişli görünüyor, onu alalım. Tamam, o daha sağlam, onu tamam, alalım. Tamam o zaman, onu alalım. Tamam, tamam. Onu alalım. Ne kadar var? 10 TL gülüm. Tamam. Bende 5 lira var. Bende 1 lira, senden akıllı. Bende 1,5. 8 lira olur mu abi? Olur, olur. Canınız sağ olsun sizin. Tamam. Teşekkürler. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Gülüm. Dikkat edin kendinize. Vay 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 vay. Bensiz balığa gidiyorsun demek. Abi. Ya. Ne zaman geldin? Sabah geldim. Annen gel. Balığa gittiğini söyledi tek başına. Hadi beraber gidelim. Hadi. İzmir'e gideceğiz, hemen pabucumuzu dama atıyorsun. Hemen arayınca bile cevap vermiyorsun.
Sınavlarım var oğlum benim. İzmir güzel mi? Güzel. Ama işte çok kalabalık olması var. Ya sen beni hiç götürmüyorsun İzmir'e. Götüreceğim mi seni? Fırsat mı oluyor? Ben sen ne zaman bunu sorsam hep öyle diyorsun zaten sen. O değil de benim bu saçlar bayağı iyi olmuş ya. Ya yazın denizde yüzerken öyle sararıyor ya. O değil, böyle saçın tepeliyor ya, Zuhli. Aynı onun tepesi gibi olmuş. Çikilt duru böyle. Aynı horoz ibi gibi. Deo, o kız vardı bir tane geçen. Kim? Bir birkaç ay önce söylemiştin. Böyle aynı balıktayken. Onun için mi yapıyorsun yoksa lan? Ya ne alakası var ya? yok var bir şeyler de neyse. Öğrenirim biliyorsun. Öğrenirsin sen. Öğrenirim. Sen cidden evlenecek misin şimdi? Vallahi vaziyet öyle. Sen şimdi evlenince gelmezsin zaten de. Yok, geliriz, o ayrı bir şey. Ya burada artık para kalmadı köyde. Hayvanlardan para gelmiyor, ineklerden. Baban görüyorsun her gün sinirleniyor, her gün böyle bağırıyor, çağırıyor hayvanlara. Sinir oluyor. Babamın her zamanki hali o. Baban o yüzden sinirli. Çünkü inekler para etmiyor. Zeytin desen zaten zeytin de para etmiyor artık. Onun da bir ayrıcalığı kalmadı. Balık desen çıkıp çıkmayacağı belli değil. Çıksa da ne kadar edeceği belli. O zaman biz burada niye duruyoruz? Dikkat et. Oraya döneceğim. Aynen. Şöyle paralel atacağız. Tamam Hilal. Şu. Abim geldiğinde buralar bir değişik oluyor. Çok güzel oluyor. Zaman keşke hiç ilerlemesin diyorum bazen. O gelince. Ama zaman zaten 2 gün sonra hemen gidiveriyor. 2 gün gelip bir daha hiç gelmemek çok zor bir şey benim için. Gelmiyor ki. Hep ineklerin yanında. De bir gün Ziya'ya. Ziya de başlarım ineklerini de. Yürü de tut kolundan asıl gidin bala. Oo güzel bal aldık ha. Gel. Açlık durumun nasıl? Açlıktan ölüyorum. Al tat bakalım. Güzel of olmuş be, mu? Sonunda oldu. Abim okulu bitirince belki gelir belki gelmez onu bilmiyorum. O köy gelmezse biz balığa gidemeyeceğiz. Bizim iş yatacak. O büyük kayık alınmaz artık tek başım olduğumdan. Bilmiyorum abim gelmez herhalde. Diyelim ki iş buldum, şehire gittim. Oraya gidince Ziya'dan uzak kalacağım. Ondan sonra buradaki kuşlardan uzak kalacağım, ineklerden. Bizim köydeki hem kayık hem de balıklardan uzak kalacağım. Ne yapacağım ki ben orada? Burası daha güzel. Ben hiç denizi görmedim. Hiç gitmedim ama kışın her yer deniz gibi görünüyor. Dalga dalga denizler hani dalgalanıyor ya, onun gibi. Köyden uzakta bir yer var. Yazın keçiler hep orada kalıyor. Kışın getiriyoruz gene köye. Bu sefer kar eriyince hayvanları satıp taşınacağız. Bursa'da yaşayacağımız ev bir apartmanın içindeymiş. Dursu hiç gitmek istemiyorum. Babam onlar diyor mecburen gideceğiz. Gideceğim yerde Bedirhan'ı çok özleyeceğim.
Belki hiç artık Bedirhan'ı görmem. O da belki beni hiç görmez. Halide kızım neredesin? Bak gel burada ne var bak. Bak. Hey be. Nasıl? Çok güzel. Sevdin mi? Babam bana bisiklet aldı. Çok sevindim. Sürprizi çok güzeldi. Ama kaptan buna hiç sevinmedi. Tam ben bisiklete binince arkamdan havlıyor. Koşmak istemiyor. Benim bisikletten inmemi istiyor. Tembel. Hep arabaya alışmış. Koşmuyor. Ama zamanla alışacak yani bisikletime. Köyümüzün yüksek bir tepesinde hurma ağacımız var. Biz kaptanla hep oraya gideriz. Orada oturur hurma yeriz. Ahmet hurma mevsimine kalamıyor. İyi ki de kalamıyor. Hepsini yerdi çünkü. Kaptan gel. Okulların açılmasına az kaldı. Çay bitti. Herkes gitti. Bir yandan seviniyorum okul açılıyor. Arkadaşlarımı göreceğim. Ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü kaptan ben okuldayken beni çok özlüyor. Keşke kaptan hiç yaşlanmasa, benim büyüdüğümü görse, benimle vakit geçirse, hep sürekli onu isterim. Mesela Alaçatı'ya beraber gitsek, gezsek oralarda, dondurma yedirsem ona. O benim çünkü tek arkadaşım. Kalmak istemem. Yani bu köy hayatından, rezillikten kurtulmak isterim. Daha önce Hatay'a gittim amcamların yanına. Adım atacak yeri yok. Arabalar hız hız geçiyor. Orası sanki bir odaya kilitlisin. Şehre gitmek istiyorum ama yapamam işte. Çok tütünün para etmesini isterim. Tütün para edip de babam satarsa babamdan bir motosiklet isterim. Babam sürer, beni gezdirir. Büyüyünce ben babamı gezdiririm. Abdullah'ı, Mehmet'i gezdiririm. Bakkaldan çerez çeşitleri alırız. Denizde yeriz sahilde. Onlara söz verdim, gezeceğiz. Ya o çok hızlandık ya. Evet ya. Eve gidince bir güzel fırça yedik annemizle. Değer ama ya, ne güzel eğlendik. Aynen. Bir gün yırttık. Oğlum yarın da gideceğim keçilere. Ne yırtmak? Yarın da yedecek. Bir gün zevkimiz çıktı işte. Deser bize. O değil, deser çok kötü vardı ya. Ama dondurması güzeldi. Babam motor almıyor ya. Niye? Boş ver motor. Ne yapacağım motor? Bisiklet sürek daha eğlenceli değil mi? Hem bisikleti sürmesini de biliyorum, motoru sürmesini öğrene kadar. Bisiklet daha güvenli. Bir yere vurdun hiç yoktan, o der zarar oldu. He. Motorda kaza yaptın mı? Ölüm. Düştü. Yarın nereye gidiyorsunuz keçilere? Daha iyidir.